başkalarına açık açık onlar da Bodrum yalı kavakta. Yani biz saklamıyoruz diyorlar ve açık açık da belli ediyorlar. Peki bize mutluluklar dileyelim. Şimdi başka bir çifte gidiyoruz. Denizlerde, açıklarda öpüştüler. Aşklarına doyamadılar. Bunlar ilçeye gelsin bu öpüşme. Dedi ki gösterin kardeşim o zaman dedi bize. Daha ne kadar gösterecekler Pınar buyursunlar. Afra ile Mert öpüştü. Olay, olay, olay. Niye yayınlamıyorsunuz? Anlamadım. Bir tarafın yuvası yıkılacak diye mi korkuyorsunuz? Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yayınlanmayan görüntüleri sonunda yayınlandı. Afra ve Mert'in öpüşme görüntülerinin ardından çıkan dedikodular olay olacak. Bu görüntüler, bu ilişki kurmaca mı? Söylemezsem olmazın ilk günden beri yakın takipte olduğu ikilinin ilişkisinin perde arkasında neler yaşandı? Hiç bilinmeyen detaylar bugün ilk kez konuşulacak. O zaman oyun içinde oyun var deriz biz bu. Ne yapılmaya çalışılıyor? Ha bir de sözlenmişlerse yüzüğü göreyim. Bu ilişki ihanet üzerine mi kuruldu? Afra Saraçoğlu eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nu yakın arkadaşları Mert Ramazan Demir'le mi aldattı? Yoksa aldatan taraf Mert Yazıcıoğlu mu? Kim kimin arkadaşına göz koydu? Bu hikayede yanan kim oldu? İşte tüm detaylar söylemezsem olmaz farkıyla karşınıza geliyor. Onlar magazin dünyasının gözde çiftlerinden biriydi. Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu. Ancak her şey Yalı Çapkını dizisinin başlamasıyla oldu. Yalı Çapkını'nda genç oyuncu Mert Ramazan Demir'le birlikte oynayan Afra Saraçoğlu'nun gönlünü partnerine kaptırdığı iddia edildi. İddialar doğum günü partisinde daha da alevlendi. Pastanın mumlarını üflerken Afra'nın sevgilisi Mert Yazıcıoğlu yerine partneri Mert Ramazan Demir'in elini tutması olay yarattı. Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşı Kubilay Aka iddialara göre Mert Ramazan Demir'in üzerine yürüdü. Onların ilişki yaşamasına herkes karşı çıktı. Çok da fazla konuşulacak da bir şey yok zaten. Ufacık bir şey öyle mekan çıkışında olan bir şey. Tüm Türkiye ikili arasındaki aşk iddialarını konuşurken Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu jet hızıyla ayrıldı. Bu ayrılığın ardından Yazıcıoğlu daha önce bir davette baştan aşağı süzdüğü güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz'le yeni aşka yelken açtı. Dilekler söylenmez ama hani... Söylenmez. Söylenmez. Aynen. Söylenmez. Doğru söylüyorsun. Herkes tek bir şey sordu. İhanete uğrayan kimdi? Yazıcıoğlu mu? Afra Saraçoğlu mu? Kim kime ihanet etti? İkilinin yeni bir aşk yelken açmasının ardından Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir de vites arttırdı. İkilinin birlikte tatil yapması, tatilde yakınlaşmaları, evlilik iddiaları derken magazin kulisleri karıştıkça karıştı. Yalı Çapkını final yaptı, görkemli final Fethiye'de ortaya çıktı. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun tatilde yakınlaştıkları, hatta sıcak görüntülerinin çekildiği iddia edildi. Ancak o görüntüleri bir türlü yayınlanmadı. Söylemezsem olmaz cuma günkü yayınında bu duruma isyan etti. Pınar Eliçe anlam veremedi. Niye yayınlamıyorsunuz? Anlamadım. Bir tarafın yuvası yıkılacak diye mi korkuyorsunuz? Bu yakarışın ardından hafta sonu o görüntüler sonunda yayınlandı. Mert ve Afra denizde aşka geldi. Bu görüntülerin yayınlanmasının ardından ikilinin denizin ortasındaki dudak dudağı görüntüleri samimi bulunmadı. İkilinin aşkı sevenlerine geçmedi. Çiftin yaşadığı ilişki için kurmaca iddiaları aldı başını gitti. Sizce ikili dizinin reklamı için mi aşk yaşıyor? Birbirlerine gerçekten bir şeyler hissediyorlar mı? Aşkın belgelenmesinin ardından aynı sorular bir kez daha sorulmaya başlandı. Aldatan taraf kimdi? Dilan Çiçek Deniz'de yeni aşka yelken açan Mert Yazıcıoğlu mu? Yoksa partneriyle yakınlaşan Afra Saraçoğlu mu?
kafaları karıştırmasının ardından gazeteci Onur Akay köşesine taşıdığı yazısında şu ifadeleri kullandı. Mert Yazıcıoğlu ile Mert Ramazan Demir arkadaş değildi. Sadece bir filmde beraber oynamışlardı. İki Mert'le de arkadaş olan Afra Saraçoğlu'dur. Afra, Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşarken iki Mert birbirlerini tanıdı. Afra'nın ilk tanıştığı ve arkadaş olduğu kişi Mert Ramazan'dır. İki Mert'in samimi bir dostluğu yoktur. Bu olayı ilk günden beri takip eden Onur Akay sözlerinin devamında Afra'ya sahip çıktı. Afra aldatmadı. Mert Yazıcıoğlu tarafından aldatılan Afra Saraçoğlu bu ilişkiyi noktaladı. Hatta Yazıcıoğlu yakın çevresine Afra'ya haksızlık yaptığını ve hatalı olduğunu anlattı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Afra Mert aşkı kurmaca mı? Gerçek mi? İkili arasında neler oluyor? Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu ve Mert Ramazan Demir üçlüsü arasında neler yaşandı? Şimdi son söz stüdyoda. Evet, bir çetrefile gireceğiz hazırsanız. Çünkü Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ikilisi aslında Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz'i de etkileyen bir girdapla savaşacağız. Şöyle, süreci zaten hatırlatmaya gerek yok, artık gerçekten midemiz artık yetti. Sadece bunların sevgili olmasıyla alakalı çıkan dedikodularda hiçbir tarafın konuşmaması ve hep arkadaş olduklarını savunmasıyla beraber gelen dudak dudağa görüntü. Dudak dudağa görüntü varsa çok arkadaşlık bana gelmiyor. Şimdi Pınar biraz bir şeyler anlatacak. Pınar'ın çünkü fikirleri var. Çünkü sen bu ilişkiye başından beri inanmayan, asla da iyi ihtimal vermeyen kişisin. Nedense. Şimdi Bircan'cığım, bu hafta sonu gerçekten bütün mesaj kutum doldu. Hem Afra'nın fanları hem Mert'in fanları. Maşallah kutumu doldurdunuz. Evet, ama bir yandan da ikiye bölünmüş halk var. İkiye bölünmüş de bir halk var. Şimdi ben, evet, burada gördüğüm bir resim var, bir video var. Burada bir yanak yana, dudak dudağa bir ilişki havası var. Bir ilişki görüntüsü, bir aşk görüntüsü var. Ama bu bana samimi geliyor mu? Hala söylüyorum. Ben bunun samimiyetine inanmıyorum. Neden pes, inanmıyorum? Artık sana pes. Neden ya. Ama? Bak şimdi nedenlerim var. Bircan'cığım. Neden mesela ya? Artık ya dudağı gördük. Daha şimdi ne bak bir dakika. İş bu noktaya gelene kadar saklanmak için neden bu kadar savaş verdiler? Niye? Niye bu kadar savaş veriliyor? Çünkü arkadaşının aşkısın. Arkadaşımın aşkısından öte bir şey olmalı. Bak ne şimdi olur? Ben başka bir noktaya değiniyorum. Hı-hı. Şimdi arkadaşımın aşkısı cepte. Ona da geleceğim şimdi. Ona da geleceğim. Yani siz zaten dizide sevildiniz. Dizide zaten birbirinize yakıştırıldınız. Reytingleriniz muhteşem, değil mi? Gayet de güzel bir sezonu kapadınız. Niye bu kadar dramatize yapıyorsunuz bu olayı? Neden? Neden dramatize ediliyor? Ve ben bunu bilerek yapıldığını düşünüyorum. Biz bir strateji olduğunu düşünüyorum. Her iki tarafında stratejik olarak öpüştüler ha. Yani her iki tarafında ve yapım firmasında bunda çok büyük kazancı var. Ben yapım firmasının şu an başlarını duvarlara vurduklarını düşünüyorum, biliyor musun? Büyü bitti, büyü. Sevgililermiş oldular şimdi. Tabii sen inanmıyorsun da. Şimdi tamam. O da bak, o da olabilir. Bak, yapım firması bilmiyorum. Bunlar iki genç çocuk, tamam mı? Belki de birbirlerinden etkilendiler, sevgili de oldular. Benim kafamı karıştıran şey, neden bugüne kadar saklandı bu? Yapım şirketi izin vermiyordu. O da olabilir. Çünkü yapım şirketi bunların sevgili oldukları piyasaya duyulursa hiçbir özeli kalmaz. Hiçbir güzeli kalmaz. Biz bunlar öpüşecek mi diye kaç bölüm bekledik. Kaç bölüm öpüşmedi bunlar? 20 bölüm öpüşmedi bunlar. O kadar bekledik. Gerçek hayatta bunların zaten öpüştüğünü bilme fikri bizi soğutabilir. Bilmiyorum. O yüzden yapım şirketi belki de buna müdahale etmiştir. Olabilir. Yani şimdi tamam, hadi hayırlı uğurlu olsun, tebrik edelim. Ama diğer tarafta bir Mert Yazıcıoğlu haksızlığı var yani. Mert Yazıcıoğlu'na haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Evet. Şimdi niye biz işin bu tarafını konuşmuyoruz o zaman? Biraz da bu tarafını konuşalım. Şimdi tabii bir de Mert Yazıcıoğlu gerçeği var ki o da aynı ortamlarda bulundular.
Belki de aynı kızdan hoşlanıyorlarken, değil mi? Çok da acı. Şimdi aşkım, Mert'in Afra ile sevgiliyken Mert Ramazan'la tanıştıklarını, şimdi mesela birbirlerinin gözlerinin içine baka baka bu aşkı yaşamaları çok ağır değil mi yani? Şimdi bunu başkası yapsa yerden yere vururuz biz. Şimdi şöyle bir kronoloji biliyorum ben. Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu sevgili olmazdan önce Mert Ramazan Demir ile Afra arkadaşlar. Bir dizide de beraberler. O arkadaş ortamına dahil oluyor Mert Yazıcıoğlu. Mesela ben seninle arkadaşım. İşte sevgilimle seni tanıştırıyorum. Yani yeni gelen hayatımıza Mert Yazıcıoğlu. Biz arkadaşız zaten. Evet. Sen bizim ortamımıza dahil oluyorsun. Ama sen de çok seviyorsun sonra çocuğu. Arkadaş, sonra kanka oluyorsun yani sonra. Yani bir masada bir ekmeği bölüşmüyorlar mı? Evet. Bölüşüyorlar. Şu zaten çok paylaşılmış. Yani ya, mesela toplam. Geçmişte ona sarıldığını görmüyor mu? Elini tuttuğunu görmüyor mu? Belki aynı böyle öpüştüler, koklaştılar çocuğun yanında yani. O çok, çok sıkıntılı işte. Değil mi? Sıkıntılı bir durum yani. O görüntü nasıl geçer gerçi ya? Gerçi Mert Yazıcı'nın da bu durum çok umurunda olduğunu düşünmüyorum. Çünkü o da zaten Dilan'la şu an çok mutlu bir beraberlik yaşıyor. Mert Yazıcı onun umurunda değil ama bizim burada eleştirdiğimiz Mert Ramazan Demir'in geçmişte başkasıyla gözleri ön ilişki yaşayan bir kadınla şu anda. Öpmelere doyamadı. Verinsene görüntüyü. Öpmelere doyamadı. Çok 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 buradan 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 burada çok seviyor gibi öpüyor ya. Bunlar ya bunlar çok büyük aşk yaşıyor. Ya da o iyi oyuncu mu? Ya da iyi oyuncular. İyi oyuncu oldukları bak, kesin. İlk defa ikileme düştüm. Yani şimdi bana mesela mesajlar gelmiş, diyor ki onlar normalde bu yaz evleneceklerdi ama yapım firması izin vermediği için evlenmiyorlar diyenler de var yazılanlarda. Artık ama şöyle ben söyleyeyim. Bu ilişkinin evlilikle noktalanacağına da inanmıyorum. Ay Pınar, her neden gün inanmıyorum hayatım? Bunlar çok iki tane genç. Bak gülme. Yani her gün bir tezle geliyorsun. Tabii ki de evlilikle noktalanmayacak. Ya bunlar dizi biter ayrılır, o ayrı. Ha işte. Ben diyorum ki sana, artık dudak dudağa gördüğümüz bir ikili var ya. Bunlar artık off the record değil. Bu ilişki official bir şekilde bizim kabul etmemiz gereken bir ilişki. He, ayrılana kadar. Yani ben durduk yere herkesin dudağını öpemem sevgilim değilse canım. Bilmiyorum. Hani bu sana normal geliyor mu Pınar'cığım? Bana samimi gelmiyor. Başka sebepler var gibi geliyor bana. Sen iyice paranoyak oldun. Bu program başka bu kadar iyi gelmedi. Vallahi billahi. Başka sebepler var gibi geliyor bana yani. Bilmiyorum. Hiçbir sebep de benim gidip de bir adamın dudağını öptürtemez. Ne be? Ben adamın şeyini mi kollayacağım ha? Arkasını. Gizem yaratıyorlar. Niye gizem yaratıyorlar? Gizem yaratmasınlar, çıksınlar. Bir sürü bak, burada ilişkileri konuşuyoruz, tartışıyoruz. Hiç bunun kadar kafamız karışan bir şey oldu mu? Hanımefendiciğim, gizem bitti, öpüştüler. Bundan sonra o zaman hep yan yana göreceğiz. Evet. El ele kol kola mı göreceğiz? Evet. Diyorsun. Bu arada Afra bu konuyla alakalı haberi çıkartanlara ve altına yorum yapanlara dava açmış. Biz hafta sonuna denk geldik, yorum yapmadık. Bu davayı uzaktan izleyeceğiz. Siz de reklamları izleyin. Sonra buradayız.